İkinci sınıf öğrencilerim hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün de sizlerle ikinci üniteye geçiş yaptık. Birinci bölümümüzde toplama işlemini yapacağız doğal sayılarda. Bundan sonraki videomda çıkarma işlemini yapacağım ve son olarak sıvıları ölçme ile ilgili bir video yapıp üniteyi tamamlayacağız. Bu videomuzda toplama işlemlerini birlikte yapalım. Güzel Instagram sayfamızdan ilkokul öğretmenim sayfasına ulaşmayı unutmuyorsunuz. Bu videonun sonunda karşınıza çıkacak olan ekrana küçük ekranlara tıkladığınız zaman da bundan önceki videolara ulaşabilirsiniz küçük bir hatırlatmadan sonra hemen başlayalım verilmeyen toplananı bulma öğrenelim kısmına bakıyoruz Hüsniye Hanım'ın bahçesinde bulunan kanatlı hayvan sayısı 12'dir bahçede dolaşan 7 tavuk olduğuna göre kümesteki horoz sayısını bulalım Öncelikle ben e, tavuk sayısının 7 olduğunu biliyorum ama horoz sayısını bilmiyorum Toplamda kanatta hayvan sayısında 12 olduğunu biliyorum. Eğer ben 7'nin üzerine kaç sayı eklersem 12'ye ulaşırım? Buna bakıyorum çocuklar. 12'ye kadar sayarak ulaşacağım. Birinci saymamda 8, ikinci saymamda 9, üçüncü saymamda 10, dördüncü saymamda 11, beşinci saymamda da 12 sayısına ulaştım. 7'nin üzerine 12'ye kadar 5 tane ileri doğru sayma yaptım ve horoz sayısının 5 olduğunu buldum değil mi? Bu yöntemle yapabilirsiniz. Ya da direkt 12 sayısından toplam hayvan sayısından bildiklerimi tavukların sayısını çıkarırsam bilmediklerimi yani horozları bulurum. Öğretmenim toplam hayvan sayısı 12'dir. Benim bildiğim 7 tane hayvan var. Bilmediğim horozların sayısını çıkarma işlemi yaparak bulacağım. 12 eksi 7 eşittir 5'tir diyorum. 75. sayfaya geçiyorum. Doğal sayılarda toplama işlemi. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için verilen toplananın üzerine sayma yapılır ya da toplamdan geriye doğru sayma yapılır. Yani toplamdan verilen toplanan çıkarılır. Hemen bir diğer örneğime bakacağım. 8 ile bir sayıyı toplamışım ve yanıtım 15 olmuş. Burada hangi işlemi yapmam gerekiyor? 8'den öncelikle birinci yönteme bakalım. 8'in üzerine sayıyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 7 tane parmağımı ekleyerek buldum. O yüzden 8 artı 7 15'tir diyorum. İkinci yöntemden ise 15'i biliyorum ve 7'yi biliyorum. 8'i biliyorum. Bana verilen toplanan 8'di. Toplam 15'ti. Toplamdan verileni çıkarırsam verilmeyeni bulurum. 15 8 eşittir 7 diyorum. Aşağıdaki soruları buna göre yapacağız. 36 ile hangi sayıyı toplarsam 43 yapar. İkinci yöntemle yapıyorum. Öğretmenim 43'ten 36'yı çıkararak yapabilirim. Yanıtım 7 olur. 36'ya 7 eklediğimde de yine 43'e ulaşırım. 62 ile bir sayıyı toplamışım ve benim sonucum 75 olmuş. Toplamdan yani 75'ten verilen kısmı çıkarırsam 62 çıkarırsam verilmeyeni bulacağım değil mi? Verilmeyen yani 75'ten 62'yi çıkaracağım. 13 yanıtını bulacağım. 13 diyorum. Bu sorumun yanıtına da burada da 53'ten 48'i çıkararak bulacağım öğretmenim. 53 48 5'tir. Yanıtıma 5 yazıyorum. 76. sayfaya geçtiğim zaman yine pekiştirelim kısmındayım. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulalım. Sayılara karşılık gelen harfleri uygun kutulara yazalım ve oluşan cümleyi okuyalım demiş. Hemen 2 ile hangi sayıyı topladığımda 15 yapar. Buna bakıyorum. Direkt 15-2 yapıyorum. 15-2 13 Ü sayısını 13 buldum. O zaman 13 gördüğüm yerlere Ü yazacağım. Buraya Ü yazıyorum. Devam ediyorum. 9 ile hangi sayıyı toplarsam 14 yapar. 14-9 olarak bulacağım. Burada da 5. R gördüğüm kısım 5'miş. O zaman 5 gördüm. Yere R yazacağım. R yazıyorum. 5 gördüm. Burada da 5 gördüm. Buraya da R yazıyorum. Devam edelim bakalım. 1 artı T 8'miş. Öğretmenim bunu da 8 eksi 1 olarak yaparım. Yani 7. 7 gördüğüm yere T yazacağım o zaman değil mi? 7 gördüğümüz yerlere T yazalım. T, T. Tekrardan bu işlemimi de bitirip bir sonrakine geçiyorum. Z harfi ile 7'yi topladım. 10 yaptı. Öğretmenim 10'dan 7'yi çıkarırım. Bilineni bilinmeyeni bulurum. 10 eksi 7 3'tür. O zaman Z yazacağım. 3 gördüğüm yerlere Z yazıyorum. 3 gördüğüm kısma. Devam ediyorum. Y'ye bakıyorum. 13'ten 3'ü çıkararak bulabilirim. 13 3 10. Yani 10 gördüğüm yerlere Y harfini yazacağım. Hemen bakıyorum. Y yazıyorum. 10 gördüğüm kısma. U'ya bakıyorum. 15 ile bir sayıyı toplamışım. 17 yapmış. 15'e 2 eklersem 17 yapar. Bunu da birinci yöntemle yaptım. O zaman 2 gördüğüm yere U harfini yazacağım. Hemen bakıyorum. 2 gördüğüm kısma U yazdım. Bir sayıyla 5'i topladım. 19'u buldum. Öğretmenim. 19 eksi 5 şeklinde yapabilirim. 19'dan 5 çıkarsa 14 olur. O zaman 14 gördüğüm yerlere i harfini yazacağım. Hemen i yazıyorum. 14 gördüğüm kısma. Hemen o'ya bakalım. 5 ile bir sayıyı toplamışım. 20 öğretmenim 15'i toplarsam 20 yapar. O gördüğüm yani 15 gördüğüm kısımlara o yazacağım. O yazıyorum 15'e. Burada da bir o var. Devam ediyorum. 7 ile 1 sayıyı topladım. 11 yaptı. 4'ü toplarsam 11 yapar öğretmenim. 4 gördüğüm kısımlara K yazacağım. K yazdım. Yine K yazdım. Bu şekilde bitirdim. S ile 4'ü topluyorum ve 12 yapıyor. Öğretmenim. 12 eksi 4 8'dir. O zaman S yazacağım. 8 gördüğüm yerlere hemen S yazdım. Başka da 8 yok. Devam ediyorum. 12 artı B 18'miş. 12 ile 6'yı toplarsam 18 olur. 6 gördüğüm yerlere B yazacağım. Bakıyorum tabloda. Tabloda 6 şu anda görmüyorum. Kaldı. Şimdi Ü'ye bakıyorum. Birileri neyi toplarsam 14 yapar. Öğretmenim 13 toplarsam. 13 gördüğüm yerlere Ü yazacağım. Ü yazdım. Devam ediyorum. A ile 8'i topladım. 9 yaptı. A 1'dir o zaman. A yazıyorum bir gördüğüm yerlere. Devam edelim. 8 ile bir sayıyı toplamışım. 17 yapmış. Öğretmenim 17 8'den 9 olarak bulurum. Yani 9 gördüğüm yerlere V harfini yazacağım. V yazdım. 9 gördüğüm kısma. 4 ile bir sayıyı toplamışım. 16 yapmış. 12 ile toplarsam tabii ki 16 yapar. 12 gördüğüm yerlere e yazıyorum. Ve son olarak 9 ile hangi sayıyı toplarsam 20 yapar. 20-9'dan 11'i buluyorum. 11 gördüğüm yerlere de ç yazacağım. Hemen 11'li kısma ç yazdım. Atatürk'ü çok seviyoruz oldu bizim cümlemiz. Hemen diğer etkinliğe geçiyorum verilmeyeni buluyorum. Çocuklar burada etkinlik belirttiği için öğretmeniniz de yapabilirsiniz ya da evde yapabilirsiniz. Bu kısma geçiyorum. 77. kısma bakıyorum. İki doğal sayının toplamını tahmin etme. Yeliz ve Deniz okuldaki hikaye kitaplarını bir köy okuluna gönderdiler. Yeliz'in 32, Deniz'in 14 tane hikaye kitabı vardı. İkisinin toplam kaç hikaye kitabı gönderdiklerini tahmin edelim demiş. Toplamı tahmin etmek için sayılar en yakın onluğa yuvarlanır. Elde edilen onluklar toplanır çocuklar. Peki öğretmenim, hemen onluğa yuvarlamaya bakalım diyoruz. Yeliz ile Deniz Köy Okulu'na tahmini 40 tane hikaye kitabı gönderdi demiş. Nasıl tahmin ettik? 32'yi en yakın onluğa yuvarlayacağım. Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 rakamları varsa bunu kendi onluğuna yuvarlıyordum. Ama 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa bir üst onluğa yuvarlıyordum. Öğretmenin 2 var. O zaman kendi onluğuna yuvarlayacağım. 30'a yuvarladım. 14'ü de yine 5'ten küçük olduğu için birler basamağındaki kısım. Kendi onluğuna yuvarlayacağım. Bunu da 10'a yuvarladım. Toplamda 40 buldum tahminimi. Gerçek sonucu topladım. 46 buldum. Aradaki farkı bulmak için 46'dan 40'ı çıkardım ve 6'yı buldum. Bir diğer örnekte daha anlaşılır olacaktır. Yine 23 ve 38. 23'ü 5'ten küçük olduğu için kendi onluğuna yuvarladım 20. 38'i 8 sayısı 5'ten büyük olduğu için bir üst onluğa yuvarladım 40'a. Topladım 60. Tahminim 60'tır. Gerçek sonuç 61'dir. Aradaki fark ise büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak bulunur. Yanıtım 1'dir. Pekiştirelim kısmındayım. 54 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım. Bakın 5'ten küçük o zaman kendi onluğuna yuvarlandı 50. 37 sayısını 5 ve 5'ten büyük olursa birler basama bir üst onluğa yuvarlanırdı. Yani öğretmenim 30'a mı 40'a mı bir üst onluk 40'a. Şimdi topluyorum. 90 buldum. Gerçek sonuca bakalım. Hemen 54 ile 37'yi toplayalım. 7 artı 4. 11'in bir elde var bir dedim. 5 artı 3 8 1 değil de 9. Gerçek sonucunda 91 çıktı. Farkı bulmak için büyük sayıdan yani 91'den küçük sayıyı çıkarıyorum. Yani 90'ı fark 1 bulunur. Bir sonraki örneğe bakıyorum. 41'i 40 ya da 50 arasında bir sayıya yuvarlamam gerekiyor. 5'ten küçük olduğu için kendi onluğuna yuvarlandı. 40'a 29'u öğretmenim 20 ve 30 arasında yuvarlamam gerekiyor. Burası 9. 5'ten büyük. 5 ve 5'ten büyük olursa kendi onluğunla bir üst onluğa yuvarlanacaktı. Yani 30'a topluyorum. 70 buldum. Gerçek sonucu bulalım. 41 artı 29. 10'un sıfırı elde var. 1 dedik. 4 artı 2. 6. 1 de elde. 7. Yine 70. Arada fark yoktur. 70 eksi 70 sıfırdır. O zaman ben tam olarak tahmin etmiş bulunuyorum. 79'a baktım. Onun katlarıyla zihinden toplama işlemi yapacağız çocuklar. Öğretmenin tutkudan 60 ile 30 sayılarını zihinden toplamasını istiyor. Hemen baktığımda ben ne yapıyorum? Büyük sayı olan 60'ı aklımda tutuyorum ve üzerine 3 tane onluk sayıyorum. 60'ın üzerine 3 onluk eklediğimde 90'ı buluyorum değil mi? 60 artı 30'u 90 olarak buluyorum. Birinci yöntemde o zaman büyük sayının üzerine diğer sayı onar onar eklenir. Büyük sayıyı zihnimde tutacağım. Diğer sayıyı onar onar ekleyeceğim. Hemen yapalım. Birinci yöntemle büyük sayım 40. Zihnimde tuttum. Üstüne onar onar ekleyeceğim. 2 onluk ekledim. 60 buldum. Büyük sayım 70. Üstüne 1 onluk ekledim. 80 buldum. Büyük sayım 40 üstüne 3 onluk ekledim 70 buldum. Büyük sayım 50 üstüne 30 ekledim yani 3 onluk 80 buldum. Büyük sayım 60 üstüne 20 ekliyorum yani 2 onluk 80 buluyorum. Büyük sayım 80 üstüne 1 onluk ekliyorum. 90 yanıtını buluyorum. Bir sonraki sayfaya bakalım. Tutkunun sıra arkadaşı Kemal ise 60 ile yine 30'u zihinden toplayacak. Bu sefer 6 ve 3'ü topluyor yan yana. Daha sonra 0'ı koyuyor bunların yanına. Bu daha kolay bir yöntemdir. Onun katı olan sayıları toplarken çocuklar biz önce onlar basamağındaki sayıları kendi arasında toplarız. Daha sonra çıkan sonucun yanına 0 ekleriz. 60 ve 30 öğretmenim yani onlar basamağında 6 ve 3 var. 6 ve 3'ü topladım 9 yaptı. Tamam 9'u buldum. Yanına bir sıfırı ekliyorum ve 90 buluyorum kısa yoldan. Buradaki soruları da buna göre yapalım. 7 ve 1'i toplayacağız. 8 yanına 0 ekleyeceğiz. 3 ve 3'ü toplayacağız. 6 yanına 1 0 ekleyeceğiz. 1 ve 6'yı toplayacağız. 7 yanına bir 0 ekleyeceğiz. 3 ve 2'yi topladım. 5 yanına 0 ekledim. 6 ve 2'yi topladım. 8 yanına 1 0 ekledim. Bu şekilde tamamladım. Aşağıda da yine zihinden toplama var. Hemen yapalım. İkinci yöntem daha kolay arkadaşlar. Onu kullanacağız. 4 ve 4'ü topladık 8 yanına 0 ekledik. 3 ve 2'yi topladık 5 yanına 0 ekledik. 1 ve 9'u topladık 10 yanına 0 ekledik. 3 ve 3'ü topladık 6 yanına 0 ekledik. 7 ve 2'yi topladık 9 yanına 0 ekledik. 8 ve 1'i topladık 9 yanına 0 ekledik 5 ve 4'ü topladım 9 yanına 0 ekledim 6 ve 2'yi topladım 8 yanına 0 ekledim bu şekilde toplama işlemlerimi tamamlamış oldum 81'in sayfaya baktığımda zihinden toplama okul temsilcisi seçimlerinde 2 ayda aydan birisi 15 oy diğeri 24 oy almıştır ve bu seçimlerde toplam kaç kişinin oy kullandığını zihinden bulacağız arkadaşlar. 15 ve 24'ü nasıl topladı? Önce onluk ve birliklerini ayırmış. 15 sayısı 10 ve 5 olarak ayırmış. Daha sonra 20 sayısını 20 ve 4 olarak ayırmış. Ee, onlar basamağındaki rakamların basamak değerini toplamış. Kendi arasında 10'u ve 20'yi toplamış. 30'u bulmuş. Birler basamağındaki rakamların basamak değerini toplamış. 5 ve 4'ü 9. Daha sonra 39'a ulaşmış. 50'yi geçmeyen iki sayıyı biz de zihinden toplarken önce onlukları toplayacağız. Daha sonra birlikleri toplayacağız. Çıkan sayıları birbirine ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın 21 ve 18. Onluklar 20, 1, 10, 8. Daha sonra ne yapıyorum? 20 ve 10'u topluyorum 30. 1 ve 8'i topluyorum 9. Yanıtım 39 oluyor. Hemen burada kontrol ettim. 1 ve 8'i topladım. 9. 2 ve 1'i topladım. 3. Bu şekilde tamamladım. Toplananlardan büyük olan sayı küçük olan sayıdan birlik alarak onun katına tamamlanır. Bu şekilde de yapabiliriz. Geri kalanını da birlik olarak üzerine ekleriz. Yani 37 ile 9'u toplayacağız. Hemen onunla tamamlamak için 37'ye 3 ekledim. 40'ı buldum. Geriye 6 kalmıştı. Bunu ekledim ve 46'yı buldum. Bu şekilde de yapabiliriz. 28'de 7'yi topluyor. Hemen hemen 28'de 2'yi topladım. 30'a tamamladım. Daha sonra kalan 5'i ekliyorum. Yanıtım 35 oluyor. Burada da yine 8'de 7'yi topladım. 15'in 5'i elde var 1 dedim. Onu da onlar basamağına eklediğimde yine yanıtı 35 buldum. 26 ve 13'e bakacağız. 20, 6, 10, 3. 20'yi ve 10'u topluyorum 30. 6'yı ve 3'ü topluyorum 9. Yanıtım 39. Yine 6 artı 3, 9. 2 artı 1, 3. Yine her şekilde 39 sayısına ulaşıyorum. Toplama işlemi gerektiren problemleri çözmedeyiz. Bir simitçi sabah 43, öğleden sonra 25 simit sattı. Bu simitçinin gün içinde sattığı simit sayısını bulalım demiş. Bakıyoruz hemen sabah 43 öğleden sonra 25 simit sattı ve benden istenen toplam kaç simit sattığı değil mi? Plan yapacağız. Öncelikle sabah sattığı simitleri daha sonra öğleden sonra sattığı simitleri yazdım ve bunları toplayacağım. Öğretmen birlikleri kendi arasında toplayacağım. 5 artı 3 8 4 artı 2 6 toplamda 68 adet simit satmıştır. Biz bir problemi çözerken ne yapacağız peki? Çok dikkatli dinliyoruz. Çocuklar öncelikle problemi çok güzel bir şekilde okuyup anlamamız gerekiyor. Daha sonra verilenleri belirlememiz gerekiyor. Bizden neyi istiyor bunu bulmamız gerekiyor. Sonrasında plan yapmalıyız. Bunu modelleme yapabiliriz şu şekilde birlik ve onlukları ayırarak. Daha sonra da plana göre problemimizi çözüp sonucu kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen bunu 84. sayfada bir örnekte gösterelim bakalım. Problem bir çiftlikte 23 tane keçi vardır. Koyunların sayısı keçilerin sayısından 6 tane fazladır. Çiftlikteki toplam hayvan sayısını sormuş. Önce verilenleri yazıyorum. 23 keçi. Koyunlar keçilerden 6 fazla. Bunu bildiğim için yazdım. İstenen toplamda kaç hayvan vardır? Bu. Hemen keçi sayısını çiziyorum. 20 3. Bakın 2 onluk ve 3 birlik. Koyun sayısına 2 onluk ve 3 birlikten 6 birlik fazladır demiş. Bunu da yazdım. Daha sonra toplam hayvan sayısını buluyorum. 2 onluk burada var. 2 onluk da burada var. Öylez benim 4 tane onluk var. Daha sonra birlikleri topluyorum. 3 birlik burada var. 3 de burada 6. 6 da burada 12. 12 birliğin 2 birliğini buraya bıraktım. Bir tanesini onluk olarak buraya ekledim. 4 onluk da önceden vardı. Toplamda 5 onluk 2 birlik yani 52 sayısına ulaştım. Şu şekilde de bulunabilir. Hemen koyunların sayısını bulurum. Keçiler 23'tü. Koyunlar bunlardan 6 fazlaydı. Hemen 23'e 6 eklerim. 29. Şimdi her ikisini toplamam gerekiyor. Keçi artı koyun yazarım. 23 artı 29 52'yi bulurum. 85'e bakalım. Ebru hikaye kitabının birinci gün 46 sayfasını, ikinci gün 53 sayfasını okudu. Ebru'nun iki günde toplam kaç sayfa hikaye kitabı okuduğunu bulunuz. Bize verilenler birinci gün 46 sayfa, virgül İkinci gün 53 sayfa. Bunu okuduğunu biliyorum. İstenen nedir? İki günde toplam kaç sayfa okumuştur? Bizden bunu istemişti değil mi? Daha sonrasında ne yapıyoruz? Plan yapma ve çözme kısmına baktığımızda birinci gün 46 okuduğunu biliyorum ikinci gün bunu birinci gün olarak yazdım ikinci gün 53 sayfa okuduğunu biliyorum ikinci gün 53 olarak yazdım topluyorum çünkü bana toplamı sormuş 6'ya 3 ekledim 9 4'e 5 ekledim 9 toplamda 99 sayfa kitap okumuştur diyorum aşağıdaki soruya bakıyorum Türk Kızılayı'nın Ankara'daki kan bağışı noktasında haftanın birinci günü 29 kişi, ikinci günü 34 kişi ve üçüncü günü 30 kişi kan bağışında bulunmuştur. Üç günde toplam kaç kişi kan bağışında bulunmuştur? Hemen bakıyorum çocuklar. Birinci gün kaç kişiydi? Öğretmenim 29 kişi. İkinci gün 34. İkinci gün 34 kişiydi. Toplayalım. 9 artı 4, 13'ün 3'ü elde var 1 dedim. 2 artı 3, 5, 1 de elde 6. 2 günde 63 kişiydi. Buna 3. günü de ekleyelim. 63 artı, şuraya 3. gün yazdım. 3. günde de 30 kişi bağışlamıştı. 63'e 30'u eklediğimde 93 yanıtını bulurum. Şu şekilde de yapabilirim çocuklar. 29, 1. gün. Bu ikinci yol. Birinci gün 29. ikinci gün 34. Üçüncü gün 30. Her üçünü topluyorum. Şimdi 9 artı 4. 13, 13 artı 0, 13, 13'ün 3'ü elde var 1 diyorum. Daha sonra 2 artı 3, 5, 3 daha 8, 1 de elde 9. 93'ü bu şekilde de bulabilirim toplamda. Her iki yoldan da çözüm yapabilirsiniz. Üçüncü soruya geçtim. Anıl 18 yaşındadır. Ablası Anıl'dan 7 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı. Anıl 18 Ablası 18 artı 7 değil mi? Anıl'dan 7 yaş büyüktür dedi. O zaman ablasını da 25 buldum. Toplamda diyorum toplam eşittir 18 artı 25 yani analığın yaşı artı ablasının yaşı 8 artı 5 13'ün 3 elde var 1 2 artı 1 3 bir de elde 4 ikisinin yaşları toplamını 43 olarak buluyorum çocuklar. Dördüncü soruma baktım. Saatçi Ekrem Usta 23 tane, Salih Usta ise Ekrem Usta'dan 11 tane fazla saat tamir etmiştir. İkisinin toplam kaç tane saat tamir ettiğini sormuş bana. Ekrem Usta Ekrem Usta 23 Salih Usta Salih Usta'yı bilmiyorum. Peki nasıl bulacağım Salih Usta'nın Ekrem Usta'dan 11 tane fazla yani 23 artı 11 34. Daha sonra her ikisinin toplamı yani toplam eşittir 23 Ekrem ustaydı. 34 Salih ustaydı. Toplamda 57 saat tamir etmiş olurlar. 86'ya baktım. Aşağıdaki kutulardaki yazılı bilgiler ve nesnelerden yola çıkarak toplam işlemi gerektiren bir problem kurup çözelim demiş. Oyuncak, kitap ve İsmail 24 lira 17 lira demiş. Ne yazalım çocuklar? İsmail... Kullanıyoruz. İsmail ailesiyle beraber gittiği marketten 24 liraya kitap, 17 liraya da oyuncak aldı. 17 liraya da oyuncak aldı. Toplam kaç lira ödedi? Bakalım hemen. Oyuncak ne kadardı? 17. Kitap 24. Toplamı sormuş. 17 ile 24'ü toplayacağım. 4 artı 7. 11'in bir elde var. 1. 2 artı 1. 3. 1 de elde. Onu da ekledim. 4. 41 buldum. Bu şekilde yazdım. Pekiştirelim kısmındayım. Aşağıdaki kutulardaki yazılı bilgileri kullanacağız ve toplama işlemi gerektiren problem kurup çözeceğiz. Emir, Sıla 19 tane, kalem ve 22 tane. Emir'in 19, Sıla'nın 22 adet kalemi vardır. Toplamda Kaç tane kalemleri vardır dedim. Ne yapacağım burada çocuklar? Emir 19. Sıla 22. Ve toplam diyeceğim. Her ikisini toplayacağım. 9 artı 2 11'in bir elde var. 1. 1 artı 2 3 bir de elde 4 41 şeklinde toplam kalem sayısını bulacağım. Birinci bölümün değerlendirmesine bakacağız. Birinci kutudaki kalem sayısının üzerine toplam kalem sayısına kadar sayılarak ikinci kutudaki kalem sayısını bulunuz demiş. Noktalı yerleri yazınız demiş. Bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Birinci kutuda 12 kalem var. Toplam kalem sayısına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Toplamda da 21 kalem var. 12'nin üzerine kaç tane sayarız? Parmaklarımızı açarak sayıyoruz. 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 9 tane saydık değil mi 12'ye 9 eklediğinde 21 sonucunu bulurum 2. soruma bakıyorum Burada da yine şeker sayısını bulacağız Geriye sayarak bulacağız bu sefer toplam şeker sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 şeker var Birinci kutudaki şeker sayısı ile ikinci kutudaki şeker sayısını toplarak 32'ye ulaşacağım. Sayalım ikinci kutuyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. İkinci kutuda 17 şeker var. O zaman öğretmenim 32'den 17'yi çıkararak ilk kutudaki şeker sayısına ulaşabilirim. 2'den 7 çıkmaz komşuma gittim. bir onu kaldım. Burası 2 kaldı. Yeni sayım 12 oldu. 12'den 7 çıktı. 5, 2'den 1 çıktı 1. 15 tane şeker olmalı. Birinci kutuda çizebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 şeklinde. Üçüncü soruma baktım. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz demiş. 29'dan 11'i çıkararak yapabilirim. 18 bulurum. Birinci sorumun yanıtını. 47'den Toplamdan verileni çıkaracağım yani 34'ü. 13 sayısını bulacağım. Burada da yine toplamdan 58'den verileni çıkaracağım 23'ü. 35 yanıtını bulacağım. Burada da yine toplamdan 58'den 12'yi çıkararak bulacağım. 46 yanıtını buldum. 88'e baktım. Tahmini sonuçlarda yuvarlama yapıyordum. 36'yı 30 ve 40'tan hangisine yakınsa ona yuvarlayacaktım. Burası 5 ve 5'ten büyük olduğu için 40'a yuvarlıyorum. 27'yi yine 30 ve 20 arasında yuvarlayacaktım. 5 ve 5'ten büyük. Üst 10'la yuvarlıyorum. Yani 30'a topladım. 70. Gerçek sonuca bakıyorum. 36 artı 27. 13'ün 3 elde var. 1. 63. Aradaki fark büyük sayıdan 70'ten 63'ü çıkararak bulunur. Yanıtım 7 olur. 58 e 60'a yuvarlarım öğretmenim. 13'ü 10'a yuvarlarım. Aradaki fark 50'dir tahminim. Gerçek sonuca bakıyorum. 58'den Pardon toplayacağız. Toplama işlemiydi. Hemen şurayı düzeltelim. 60'la ile 10'u toplayacağız burada. 70. Burada da hemen 58 ile 13 topluyoruz. 8 artı 3 11'in bir elde var. 1, 5 artı 1, 6, 1 de elde 7. Büyük sayı 71. Küçük sayı 70 tahminim. Aradaki fark 1'dir. 5'in soruya baktım. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız demiş. Yapalım. 4 artı 5, 9 sonuna bir 0 ekliyorduk. 1 artı 6, 7 sonuna bir 0 ekledim. 2 artı 3, 5 sonuna bir 0 ekledim. 4 artı 2 6 sonuna 1 0 ekliyorum. Şimdi yine zihinden yapacağız toplama işlemlerini. 30 3 10 2 şeklinde yazdım. 30 ve 10'u topladım. 40 3 ve 2'yi topladım. 5 yanıtım son olarak 40 ile 5'i topluyorum. 45'i buluyorum. 57 için 50 ve 7. 41 için 40 ve 1. Kendi aralarında topluyorum. 50 artı 40 90. 7 artı 1 8. Daha sonra 90 ve 8'i topluyorum. Yanıtım 98 oluyor. Buraya baktım. 19'u önce 20'ye tamamladım. Daha sonra üzerine ekledim. 23'ü o zaman 30'a tamamlayacağım. 7 ekleyerek. 7'yi buraya verdim. Kalan 1'i sonradan ekleyeceğim 30 artı 1 31'dir yanıtım yine 36'yı 40'a yuvarlamak için 4'ü buraya yazdım kalan 3'ü sonradan ekleyeceğim 40 artı 3 yanıtım 43 olacak 7. sorudayım. Bir erik ağacından ipek 32 tane, erdem 26 tane, neşe 28 tane erik topladı. 3 arkadaşın topladığı toplam elik sayısını sormuş. İpek 32, Erdem 26, Neşe 28. Bana toplamı sorduğu için topluyorum. 6 artı 2 8, 8 artı 8 16, altı elde var 1 diyorum. 3 artı 2 5, 2 daha 7, 1 de elde 8. Toplamda 86 tane erik toplanmış olur. 8. soruya baktım. Bir otobüste 21 erkek yolcu vardır. Kadın yolcuların sayısı erkek yolcuların sayısından 5 kişi fazladır. Otobüsteki toplam yolcu sayısını sormuş. Erkek 21. Kadın kadını söylememiş değil mi? Ama ne demiş bana? Erkeklerden yani 21'den 5 fazla hemen topluyorum. 26. Şimdi her ikisini de biliyorum. Kadın artı erkek toplamdır eşittir toplam değil mi? Kadını 26 olarak buldum. Erkeği 21 olarak buldum. Toplam o zaman 47'dir. 9. soruma baktım. Bir kümeste 12 tane civciv, civciv sayısından 11 tane fazla tavuk vardır ve toplam hayvan sayısını sormuş. Civciv 12. Tavuğu bilmiyorum. Fakat bana ne demiş tavuk için? civcivlerden 11 fazla. Yani 12 artı 11'den 23. Toplam hayvan sayısını nasıl bulurum? Civciv artı tavuk değil mi? Civciv artı tavuk. Yani öğretmenim 12 artı 23. 35'tir yanıtım. 10. soruya geçtiğim Bilgi yarışmasında arılar grubu 15 soruyu kelebekler grubu ise arılar grubundan 8 fazla soruyu doğru cevaplamışlardır. Buna göre her iki grubun doğru cevapladığı soru sayısını sormuş. Arı 15 kelebeği bilmiyorum. Fakat neyi biliyorum? Arılardan 8 fazla olduğunu biliyorum. 15 artı 8 yazacağım değil mi? 23 tür. Daha sonra toplamı sormuş. Arı artı kelebek eşittir toplamdır. Yani 15 artı 23 38'dir toplamda doğru cevaplanan soru sayısı. Hemen 11. soruya geçtim. Toplam işlemi gerektiren problem kuracağız. Basket, Yiğit, Efe 20 ve 18. Efe 18, Yiğit 20, basket 60'tır. Toplamda kaç isabetli atış yapılmıştır? Her ikisini toplayacağım. Yani Efe 18 Yiğit 20 Topluyoruz arkadaşlar. 8, 3 yani 38 bir toplam isabetli atış sayısı. 11. soruyu burada tamamladım. Bir sonraki videomuzda çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme bölümünü yapacağız. İkinci bölüme geçtik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bizleri Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Oradan iletişim kurabiliriz. İlkokul öğretmenim yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Kanalımızda yine Türkçe hayat bilgisi matematik kitaplarımızın videosu mevcut. Onlara da ulaşabilirsiniz çocuklar. Şu anda karşınıza çıkacak olan ekrandan matematik kitabınıza ait tüm videolara ulaşabilirsiniz. Ona tıklayarak şu ana kadarki yaptığımız kısımları bulabilirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kocaman sevgiler.